Ülkemizin dört bir yanında son 20 yılda devletimizin, milletimizin övünç kaynağı muhteşem yapıtlar yükselmektedir. Devletimizin ve milletimizin gücünü gösteren bu övünç kaynağı yapıtların her zaman arka planında olan biz teknisyenler, teknikerler ve mühendisler özlük haklarımızın artık iyileştirilmesini talep ediyoruz. Ülkemizin gerçek altyapı, gerek üst yapı çalışmalarında fedakarca çalışan, gecesini gündüzüne katan, mesai mefhumu gözetmeden hafta sonları bile atölyelerde, şantiyelerde çalışan, devletimizin yüz akı milyonlarca liralık işlerin ihalesini yapan, işlerin teslimine kadar görev alan teknik hizmetler sınıfının artık haklarının verilmesini talep ediyoruz. Son zamanlarda sağlık personelleri, öğretmenler, hakimler, savcılar ile dün görevleri gibi birçok meslek grubunda kamu personellerine maaş, sözleşme ücreti, ek ödeme ve ek göstergeler gibi iyileştirmeler için gerekli çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalar için devletimize teşekkür ediyoruz. Ancak teknik hizmetler sınıfında çalışan personellerin de artık bu haklarda faydalanmasını talep ediyoruz. Son 20 yılda ülkemizin gelişmesinde adeta lokomotif görevi gören teknik hizmetler personelleri olarak emeğimizin ve fedakarlığımızın karşılığı olan bir takım iyileştirmelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. 1. Diğer meslek gruplarına verilen teşvik ödemesi gibi bir teknik iyileştirmenin biz teknik hizmetler sınıfında çalışan kamu personellerine de yapılması. 2. Mühendislere risk ve sorumluluk tazminatı adı altında yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması. 3. 657 sayılı devlet memurları kanununun 152. maddesinin zamlar bendinde Sayıştay denetimine tabi soymanlara, veznedar ve diğer görevlere mali sorumluluk zammı yükümlülük altına giren teknik hizmetler personellerine maddi risk tazminatının ödenmesi. 4. 657 devlet sayılı devlet memurları kanununun 152. maddesinin 1. F bendine göre denetim tazminatının denetim görevi yapan tüm teknik personellere ödenmesi. 5. İhale komisyonu ve benzeri diğer komisyonlarda sorumluluk derecelerine göre görev alan teknik hizmetler sınıfı personellerine huzur hakkı ve sorumluluk tazminatının verilmesi. 6. Ek ödemelerimizin denk olan meslek grupları da dikkate alınarak yeniden belirlenmesini, sözleşme ücretlerimizin artırılmasını, ek göstergelerimizin en az 5400 rakamına ve özel hizmet tazminat oranlarımızın en az %250 oranında artırılması. 7. Teknik kurumlarda adeta teknik personel gibi çalıştırılan idari hizmet sınıfına mensup çalışma arkadaşlarımızın özel hizmet tazminatlarının %20'lerden %90'a çıkartılması. 8. Teknik hizmetler sınıfında çalışan teknisyen, tekniker ve lisans mezunu memurların ek göstergelerinin de 3600 rakamına yükseltilmesini talep ediyoruz. Son olarak sözleşmeli kamu personellerinin kadroya geçirilmesi konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.